avukat yasağı mevzusu aslında olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 676 sayılı kararnameye dayandırılıyor. Ankara Barosu bu söz konusu kararnamenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı. Neydi o kararname, bir özetleyelim. O kararnameye göre darbe veya terör gibi suçlardan gözaltına alınan şüphelinin avukatıyla görüşmesi hakim kararıyla 24 saat süreyle kısıtlanabilecek. Bu şüphelilerin avukatlarıyla yapacağı görüşmeler hakim kararıyla teknik ve cihazlarla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilecek. Hükümlüyle avukat arasında paylaşılan belgelere el konulabilecek. Hükümlüyle avukat görüşmesinin örgütlere talimat içermesi durumunda sonlandırılacak. Bu durumda hükümlünün avukatlarıyla görüşmesi 6 ay süreyle yasaklanabilecek. Bunun yanı sıra kararname duruşma sürecine ilişkin kısıtlamalar da getiriyor. İşte Ankara Barosu bu kararnameye Anayasa Mahkemesi nezdinde itiraz etti. Bu kararnamenin savunma ve adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini belirtiyor Ankara Barosu Başkanı Hakan Can Duran. Biraz ayrıntılı konuşacağız. Sayın Can Duran Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. İsterseniz önce bu HDP'li milletvekillerine yönelik operasyonla başlayalım. Şimdi hukuki açıdan da tartışılıyor tabii ama hükümet cephesinden gelen açıklamalar, yani dokunulmazlıklar kaldırıldı. Bu isimler hakkında yürütülen soruşturmalar vardı. İfadeye çağrıldılar ama gelmediler. Dolayısıyla şimdi yapılan yine bu hukuki sürecin devamıdır. Siz nasıl değerlendirdiniz acaba bu operasyonları, bu gözaltıları? Şimdi şöyle söylemekte fayda var. İfade vermedikleri için gözaltına alındığı iddia edilen kişilerin tutuklanma talebiyle savcı önüne götürülmesi ve savcılığın hakime tutuklama talebiyle götürmesi arasında bir yakınlaşma göremiyoruz biz. Söylenen sebep sadece ifade ise, ifade vermemek ise, İfadeleri alındıktan sonra bu şahıslar serbest bırakılır ve görevleri başına dönerler. Ama ifadeyi verdikten sonra bırakılmayıp tutuklama istemiyle mahkemeye gönderiliyorsa ki İdris Balüken'in tutuklandığını görüyorum şu anda. Evet, evet. O zaman söylenenle savcılığın yaptığı arasında ben bir irtibat bulamıyorum. Ya söylenenlerde bir hata var ya savcının işleminde bir hata var. İki olay birbirini tamamlayan olay değil ne yazık ki. Evet. Süreç konusunda bir sıkıntı var mı? Yani hani dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından... Yani bugün şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki hani seçimle gelen seçimle gider. Gerçi siyasi bir değerlendirme yaptı ama siz hani sürecin işleyişi noktasında bir şey görüyor musunuz? Bugünkü son durumdan bağımsız soruyorum. Şimdi size şunu söylemem lazım. Normalde dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilleri artık yargılama süreci içine girebilirler. Ama buradaki olay çok özel bir olay. Bu insanlar seçilmiş kişiler. Ben burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun beyanına katılmak durumundayım. Evet, hukuken baktığınızda dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra yasal işlemler devam edebilir. Ama ifade almak anlamında savcılığa müracaat etmeyen veya savcılığın talebine olumlu yaklaşmayan milletvekillerinin sırf buraya gitmedikleri için tutuklanmaları zaten mümkün değil. Burada şunu görüyoruz biz. Evet, hukuken belki bu mümkündür ama bu kişiler seçilmiş kişilerdir. Bu kişilerin öyle herhangi bir sebeple veya belirsiz ortaya çıkmayan bazı nedenlerle, anlatılmayan bazı nedenlerle veya basit gerekçelerle tutuklanmaları gerçekten hukuk dışıdır. Bunu çok kolay kabullenmek mümkün değildir diye düşünüyoruz biz. Evet, şimdi biraz daha anlamaya çalışıyoruz. Yani tamam, bu isimler ifade vermesi gerekirken ifade vermeye gitmediler. Şimdi bir gözaltı süreci başladı. Gözaltına alındılar. Yani yöneltilen suçlamalar var. Bunlar beraber yürütülmüş müdür? Yani bu tutuklama kararı, işte tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmeleri, bu isimlerin haklarındaki suçlamalarla ilgili değil mi sonuç itibariyle baktığımızda? Şimdi bakın, zaten söylemeye çalıştığım o. Kamuya yansıtılanla yapılanı çok iyi izah edemediler anladığım kadarıyla. Yani basına gönderilen bilgi de anlatılan ifade için gelmedikleriydi.
Ancak tutuklanması bununla ilgili değil. Demek ki daha önceden yürüyen bir soruşturmanın, kovuşturmanın gereği olarak mı tutuklandı? Bunu anlamaya çalışıyoruz zaten. Şimdi önümüzde bizim savcılığın evrakları, mahkemenin tespit ettiği bazı evrak ve bilgi olmadığı için, dosyayı göremediğimiz için bize bildirilen bilgi kadar konuşabiliyoruz. O anlamda şunu söylüyorum, evet, hukuken söz konusu kişilerin tutuklanmaları eğer dosya durumundan gerekiyorsa buna mahkeme karar verir, tutuklar. Ancak biz bu evrakı görmediğimiz için sadece söylenenle hareket etmenin de çok doğru olduğunu düşünmüyoruz. Çok evet, dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de bir takım dengelerin doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Ben yaptım olduğuyla gitmek çok doğru gelmiyor, çok hukuki gelmiyor. Onu söylemeye çalıştım biraz önce. Anlıyorum. Peki, şimdi geçelim bu 676'lı sayılı kanun hükmünde kararname olağanüstü hal kapsamında çıkarıldı. Ama siz dediniz ki bu kararname savunma hakkını, adil yargılama hakkını ve hak arama hürriyetini ihlal ediyor. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ne gittiniz, evet, bir başvuru yaptınız. Biraz açalım mı bunu? Yani evet, nasıl bir kararname var karşımızda? Şimdi bakın, karşımızda o kadar ilginç bir kararname var ki, biliyorsunuz olağanüstü hal dönemlerinde düzenlenen kararnameler ancak ve ancak olağanüstü hal dönemine ilişkin olarak çıkartılabilir. O dönemi ilgilendiren değişiklikler yapılabilir. Dikkat ediyorsanız olağanüstü halin ilanından beri çıkarılan tüm kararnamelerin %90'ı bir takım yasaları ileriye dönük olarak değiştirdi. İşte üniversiteler kapatıldı, harp akademileri kapatıldı, askeri okullar kapatıldı. Yani olağanüstü halin çok ötesine geçildi. Meclis yetkileri Bakanlar Kurulu tarafından kullanılıyor. Böyle ülke yönetmek çok kolay. Böyle ülkeyi yönetebilirsiniz. Bir kere daha olağanüstü dönem getirirsiniz. Her şeyi değiştirirsiniz. Şimdi en son değişiklik CMK'da yapılan bir değişiklik ve çok ağır değişiklikler. Biraz önce sizin saydığınız olayların getirilen hükümlerin tamamı anayasaya aykırı. Anayasanın 36. maddesine tamamen aykırı. Şunu şöyle söyleyeyim size. Hak arama hürriyetini bir kere ortadan kaldırıyor. Savcı, başsavcının istemiyle soruşturmaya baro tarafından gönderilen avukat değiştirilsin dedim mi? Biz bunu değiştirmek zorunda kalıyoruz. Böyle bir hüküm olabilir mi? Siz bunu neye göre değiştireceksiniz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 6. maddesi ortada. Siz kendi savunmanız için dilediğiniz avukatı seçebilirsiniz. Devletin size atadığı avukatı değiştir demekle bir başsavcının böyle bir yaklaşımıyla değiştiremezsiniz. Siz bir hükümlüyü 6 ay boyunca tecrit edemezsiniz. Siz eğer bir tutuk evini, bir cezaevini avukatsız ve savunmasız bırakırsanız sonucu bunun işkenceye gider. İnsan hakları ihlallerine gider. 6 ay haber alamayacaksınız. Peki 6 ay boyunca ne oluyor bu insanlara? Öyle bir sürece girildi ki savunma hakkı tamamen ortadan kaldırıldı. Adil yargılanma hakkına inanılmaz şekilde bir ket vuruldu. Olağanüstü halin gerekleri bunlar değil. Bunlar CMK'daki bazı değişiklikler ileriye dönük. Şimdi sanki bu anayasal suçlara ilişkin yargılama yapılmış da, bitmiş de, hüküm verilmiş de bu hükümlülere 6 ay boyunca avukatla görüşme yasağı getiriliyor. Şimdi olağanüstü halin içinde zaten bu davaları açamayacağınız belli. İddianameleriniz daha tanzim edilemedi. Siz bu iddianameleri tanzim edeceğinize sanki hüküm verilmiş gibi, ileride bir hüküm verilirse avukatlarıyla biz görüşmeyi 6 ay engelleriz diyorsunuz. Bunun neresi adil yargılanma hakkının içine giriyor? Peşin hükümlerin olduğu çok açık. Peki biz Sayın Candıran, nedenlerle şunu sorayım daha net anlaşılması için. Yani şimdi bu kanun hükmünde kararname ile getirilen uygulamalar olağanüstü hal dönemi bittikten sonra da devam mı edecek? Evet efendim, şimdi bakın CMK'yı değiştiriyorsunuz, ceza muhakemeleri kanunu değiştiriyorsunuz bu 676 sayılı kararname ile. Yani bir kanunu kararname ile değiştiriyorsunuz,
olağanüstü hal bittiğinde bu kanundaki bu değişiklikler düşecek mi zannediyor insanlar? Hayır efendim, bu ileriye doğru mecliste yasal bir değişiklik, yeniden bir yasama faaliyeti yapılmadığı takdirde CMK'nın bu hükümleri olağanüstü halin bitmesinin akabinde de uygulanacak. O zaman anayasaya açıkça aykırılık ortaya çıkmıyor mu? Anayasa bunu çok açık söylüyor. Diyor ki siz olağanüstü dönemin ilerisine ilişkin yasal düzenlemeleri kanun hükmünde kararnameyle yapamazsınız. Artı sizler bu kanun hükmünde kararnameleri en kısa süre içinde halkın seçtiği milletvekillerinin önüne koyacaksınız ve bu milletvekilleri yasama faaliyeti içerisinde bu kanun hükmünde kararnamelerin değerlendirmesini yapacak. Siz bunların hiçbirisini yapmıyorsunuz. Bakanlar Kurulu'nun aldığı bir takım kararları kanun haline getiriyorsunuz ve birçok kanunu da bu şekilde değiştiriyorsunuz. O zaman siz anayasaya aykırılık suçu işliyorsunuz. Burada bir anayasaya açıkça aykırılık var. Hoş, tabii şunu söylemekte de fayda görüyorum. Bir süre önceye kadar da şunu söylemişlerdi. Anayasa zaten fiilen uygulanmıyor denmişti. İşte bu da uygulanmayan anayasanın hükümlerine de aykırı kararlar ve kanunlar yapıldığı anlamını taşıyor. Biz bunun bu ülkenin geleceği için büyük sıkıntılar çıkartacağını, hukuki güvenliği ortadan kaldıracağını, savunma hakkını ortadan kaldıracağını ileri sürerek zaten bu hukuksuzlukların giderilmesi veya bu hukuksuzlukların tespiti için Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Ve bunu Türkiye'de yapan ilk kurum biziz. Bunu kendimiz için mi yaptık? Hayır, bunu halkın güvenliği için, halkın savunmaya olan ihtiyacı için. Yarın bugünün muktedirleri de bu savunmaya ihtiyaç duyacaklar. O zaman da yine bunlar bizim karşımıza gelip bizden hukuki yardım isteyecekler. Ama bu yasalarla hukuki yardım istemeleri mümkün olmayacak. Evet. Bizim söylemeye çalıştığımız bu. Yarın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu yönde kararlar verecek. Açıkça Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 6. maddesi, sözleşmesinin 6. maddesine çok açık ihlal ediliyor burada. Bunu adil yargılanma hakkı, savunma hakkı ortadan kaldırılıyor. Vatandaşın avukat seçme hakkı, kendisini savunacak kişiyi seçme hakkı ortadan kaldırılıyor. Şimdi bunun neresinde anayasaya uygunluk var? Bunun neresinde olağanüstü hali göre düzenlenmiş bir kanun hükmünde kararname var? Tamamen geleceğe dönük, tamamen ülkenin demokratik sistemden uzaklaşmasına dönük bir yapılanma. Bu gidişin bir şekilde Anayasa Mahkemesi tarafından engellenmesi ve önüne geçilmesi gerekiyor. Şimdi o noktada da şöyle tartışmalar var. Sayın Can Duran daha önce Cumhuriyet Halk Partisi de bazı kanun hükmünde kararnameleri Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü. Anayasa Mahkemesi de demişti ki ben bu konuda hüküm verme yetkisine sahip değilim. Yani Anayasa Mahkemesi'nin de bu KHK'ları inceleme yetkisine sahip olup olmadığı noktasında tartışmalar var. Siz nasıl bir tavır bekliyorsunuz şimdi bu başvurunuzla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nden? Efendim şöyle söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği kararlar var. Evet. 1991 yılında verdiği bir içtihat var. Biz bu içtihada göre gidiyoruz. O içtihatta aynen şöyle söylüyor. Kanun hükmünde kararnameler sadece ve sadece olağanüstü halin uygulandığı döneme ilişkin çıkarılır. Daha ötesine ilişkin yeni kararlar çıkarılamaz. Bu Anayasa Mahkemesi'nin açık kararıdır. Anayasa Mahkemesi kendi verdiği, daha önceki yıllarda verdiği içtihatlarına uymamazlık ediyorsa zaten burada farklı bir sorun ortaya çıkıyor. Yani bizim güveneceğimiz ve en son gidebileceğimiz iç hukuk yolu Anayasa Mahkemesi. Fakat Anayasa Mahkemesi ben bunu incelemeye yetkili değilim diyor. Peki efendim kim yetkili? O zaman biz Anayasa Mahkemesi'ni de bir kenara bırakalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidelim. Eğer Anayasa Mahkemesi bu konuda ciddi bir önlem almazsa, hak kayıplarını tespit etmezse zaten biz Ankara Barosu olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Ama bizim isteğimiz şudur, bunu Avrupa'ya taşımadan önce kendi iç hukukumuzda en yüksek mahkememizin kendi içtihatlarına uygun olarak bu hukuk facialarını önlemeye çalışmasıdır. Yoksa bu Avrupa'ya gittiğinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiğinde %100 zaten bu tutarsızlık
bu hukuka uygunsuzluk tespit edilecek ve bu tespiti siz kendi ülkenize getirip bakın ne yaptınız diyeceksiniz. Biz bunu önlemek istiyoruz. Hmm. Ama sonuçta ben Anayasa Mahkemesi'nin Yüce Türk Milleti adına doğru bir karar verip bu hukuka aykırılıkları açık şekilde tespit edileceği düşüncesindeyim ve böylece hükümetin ben yaptım oldu tavrının önüne geçebilecek son makamın kendisi olduğunu ortaya koyacağını düşünüyorum. Peki şöyle karşı bir argüman da gelebilir. Yani tamam biz bir süreç yaşıyoruz. Kritik bir süreç, tehlikeli bir süreç. Bir yandan işte bölücü terörle mücadele ediyoruz. Bir yandan FETÖ'cü darbe girişimine maruz kaldık. Dolayısıyla şimdi terör ve darbe suçlarından gözaltına alınanlar için böyle bir kısıtlama hani yapılabilir. Yani çünkü şöyle deniyor kararnamede, bu görüşmeler hakim kararıyla teknik cihazlarla kaydedilebilecek. Eğer hükümlüyle avukat arasında örgütlere talimat içermesi durumu varsa sonlandırılacak. Şimdi bu gibi tedbirlerin de alınması gerekmez mi Sayın Can Duran? Efendim şimdi bakın bunlar tedbir değil, bunlar savunmayı ortadan kaldırmaktır. Şimdi avukatıyla tutuklu görüşecek. Evet. Belki tutuklu şunu söyleyecek. Evet ben bu suçu işledim ve itirafçı olmak istiyorum. Avukatım bana bunun sonucu ne olur? Hukuken itirafçı olmakla ne kazanırım ne kaybederim? Lütfen bunu anlat, ben ona göre gerekirse itirafçı olacağım dese ve bu kamerayla yukarıda kaydedilse, çıkartılıp mahkeme önünde bu bir delil olarak mı kullanılacak sizce? Böyle bir şeyi dünyanın neresinde görülmüş? Koruma infaz memuru, ben duydum böyle söyledi mi diyecek. Yani bunlar kesinlikle ve kesinlikle FETÖ davasında bir mücadelenin tarzı olamaz. Evet biz şunu her zaman söylüyoruz. Bu örgütle sonuna kadar mücadele edilmek zorunda. Bu örgüt Türkiye'deki hayatı değiştirdi. Türk insanının yaşamını alt üst etti. Kendi meclisine silahla saldıranların tabii ki yargılanmasını ve en ağır cezaları almasını istiyoruz. Ama hukukun çerçevesinde çizilecek bir şekilde yapılmasını, savunma hakkını kim olursa olsun herkesin savunma hakkı vardır denilerek, sen de kendini savun diyebilerek ancak yapabiliriz. Yarın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden milyarlarca dolar tazminat ödenmesini istemiyorsanız, bu suçluların bu sebeple sokakta dolaşmasına izin vermek istemiyorsanız, gerçekten yargılanıp ceza almalarını istiyorsanız hukuka uygun davranmak zorundasınız. Bu ara dönemdir, ben hukuka davranmıyorum, uygun davranmayacağım, ben bildiğim gibi davranacağım diyorsanız zaten o yargılamalardan bir şey çıkmayacak. Bizim korkumuz budur. Çünkü bu yargılamaların sonuç alabilmesinin tek şartı hukuka uygunluktur, yasaya uygunluktur. Ben yaptım oldu diyerek gittiğiniz her türlü yargılamada birçok suçsuz insanı da bu töhmet altında bırakıp onları da durup dururken cezalandırabilirsiniz. Çünkü burada hukuken vatandaşın, tutuklunun, gözaltındakinin savunma hakkını engelleyerek onu suçlu kabul edip suçlu göstermekle zaten bir yere varamayacaksınız demektir. Evet. Peki Sayın Can Duran çok teşekkür ediyorum ama hani kaçırmayalım dediğiniz bir nokta varsa onu da alabiliriz. Efendim şunu söyleyeyim ben size. Burada bize yönlendiren yönlendirilen hususlardan bir tanesi baro bireysel başvuru hakkını kullanamaz, evet, bir kurumdur. Evet. Kurumlar kullanamaz gibi bazı yaklaşımlarda bulunuluyor. Ben ona hemen buradan bir cevap vereyim. 6216 sayılı kanunun 46. maddesinde belirtilen kamu tüzel kişiliklerinden biri değiliz biz barolar. Biz avukatların savunucusu, onların koruyucusuyuz. Avukatların onlara karşı yapılan işlemlerin savunma görevi avukatlık kanunu 76 ve 95 gereğince bize verilmiş. O yüzden avukatları savunma dışında bırakılan her durumda barosunun Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkı olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle de biz kurumsal bir başvuru yaptık buraya.
Umuyorum bu çok ciddiye alınır ve dikkate değer bulunur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Kolaylıklar diliyorum Sayın Can Duran. İyi günler. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Ankara.